Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dünyanın en korkunç yüzme havuzlarına bakıyoruz. Dünyanın en çılgın havuzunu görmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Burası Londra'daki gökyüzü havuzu. Bir binadan diğerine yüzebilirsiniz. Havuz 25 metre genişliğinde. Altınızda camdan başka bir şey olmaması bu havuzu aşırı korkutucu yapıyor. Bu adam bir uçtan diğerine kadar yüzecek. Oldukça korkmuş görünüyor. Ben de korkardım. Bu çok özel bir çamur volkanı. Normal bir volkan gibi değil. Çok sığ. Bu yüzden batmaktan korkmanıza gerek yok. Birçok insanın buraya gelmesinin sebebi çamurun cilde iyi gelmesi. İnsanlar tüm vücudunu çamurla kapladıktan sonra yıkanıyor. Çılgınca bir görüntü. Siz bunu yapar mıydınız? Burası Vancouver. Kanada'da bulunan cam tabanlı bir havuz. 20 kat yukarıdaki havuzda yüzerken altınızdaki yolu görebiliyorsunuz. O cama bir şey olursa büyük bir şelale yaratacağı kesin. Yükseklik korkunuz olduğunu ve yüzme bilmediğinizi ama arkadaşınızın sizi buraya getirdiğini düşünün. Bir hafta boyunca şanslı olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu havuzun içinde bir timsah var ve sizi küçük bir cam kabın içine koyuyorlar. Timsah dinleniyor ama bu adam onu uyandırmak için cama vuruyor. Bunun üzerine sudan çıkıp camın arkasına atlamaya çalışıyor. Timsahı rahatsız etmemeliydi. Sonrasında ne olduğunu görelim. Burası Singapur'daki Marina Bay Sands'te bulunan dev bir girdap. İnsanlar içine bozuk para atıyor ve tüm bozuk paralar aşağıdaki büyük bir havuza akıyor. Dev bir klozet gibi. Elbette içinde yüzmenize izin verilmiyor. Ancak izlemesi kesinlikle büyüleyici. Şimdi nasıl suyla dolduğunu görelim. Şimdi de bozuk paralarla birlikte geri çekilecek. Dünyanın en derin havuzunun adı Deep Dive Dubai'dir. Bu havuz 60 metre derinliğindedir ve bütün bir sualtı şehrini içermektedir. Aşağıda bir sualtı garajı, tüneller, bir orman ve çok daha fazlası var. Burayı keşfedecek kadar cesur olur muydunuz? Yorumlarda yazın. Bu sualtı odalarının gerçek olduğuna inanamıyorum. Burada yüzmek çok eğlenceli olurdu. Satranç oynarken taşlar nasıl sabit kalıyor? Bu havuz eğlenceli görünüyor ama bir dakika, neden suyun altında yürüyen insanlar var? Havuza hemen atlamaya karar verirseniz bu büyük bir hata olur. Çünkü burası gerçek bir havuz değil. Biraz su ve cam kullanılarak yapılan bir illüzyon. Gerçekten zekice. Bu su kaydırağı ortasına kadar geldiğinizde sizi durduruyor. Cam bir alanda etrafınız köpek balıklarıyla çevriliyor. Bu alandan hızlıca ilerlemiyor. Yavaşlıyorsunuz ve neredeyse burada sıkışıp kalabilir misiniz gibi görünüyor. Umarım o cam çok dayanıklıdır. Bu kaydıraktan kayacak cesaretiniz varsa yorumlara yazın. İşte çoğu insanın içinde yüzmeyi reddettiği bir havuz. Aslında buna sulu obruk deniyor. Ve su o kadar derin ki ne kadar derin olduğunu öğrenmek bile istemezsiniz. Sanki her an devasa bir sualtı canavarı çıkıp bacağınızdan yakalayabilirmiş gibi. Bu korkunuzu yenebilirseniz burada yüzmek harika olabilir. Bakalım insanlar burada nasıl vakit geçiriyor. Bu havuz dünyanın en derin havuzlarından biri. 40 metre derinliğinde ve dibi çok karanlık.
çok az insanın havuzun dibine inmesine izin veriliyor. Ancak bu adam bir profesyonel ve tek nefeste sonuna kadar inecek. Elbette bunu denemeye asla kalkışmayın. Dibi o kadar karanlık ki ben olsam sonrasında bir sürü kabus görürdüm. Şeytan Havuzu. Zambiya'da bulunan efsanevi Büyük Victoria Şelaleleri yakınında binlerce yıllık erozyondan sonra birçok kaya havuzu oluşmuştur. Bu doğal süreçlerle oluşan havuzlardan biri baş döndürücü bir şelalenin kenarında yer almaktadır. Şeytan Havuzu gerçekten nihai bir sonsuzluk havuzudur. Bu alan herhangi bir zamanda sadece en fazla 24 kişinin girmesine izin verilen, korunan bir alandır. Bunun yapılma sebebi bölgedeki doğal yaşamı olabildiğince korumaktır. Livingstone Adası ve Şeytan Havuzu turlarını yürütmek için özel operatör lisansı veren tek bir şirket vardır. Bu sebeple birçok kişi bu muhteşem havuzu görmek için yasa dışı rehberlere yönelmiş ve ihmaller sonucu ciddi kazalar gerçekleşmiştir. Havuzun kenarından aşağı dökülen dalgalar tamı tamına 103 metreden yükseklikten dökülür. Yani buradan düşmek kesinlikle ölümcül olur. Havuzun kenarındaki doğal bir bariyer ziyaretçileri tehlikeli bir dalıştan korur. Şeytan Havuzu yılın daha kuru aylarında genellikle Ağustos ortası ile Ocak ortası arasında su seviyelerinin yüzücüler için yeterince düşük olduğu zaman ziyarete açılır. Yulong Dalga Havuzu. Su parkında eğlenceli bir gün olması gerekiyordu. Yüzlerce insan can simitlerini takmış, dalga makinesinin yarattığı dalgaların tadını çıkarıyordu. Maalesef 2019'da 1 Ağustos günü kuzey Çin'deki Yulong Shuyun Su Eğlence Parkı'nda dalga makinesi arızalandı. Masum yüzücüleri süpüren dalgalar en az 44 yaralanmaya neden olan muazzam bir gelgit yarattı. Kazanın kayda alınan görüntülerinde yapay tsunami karşısında yetişkinler ve çocukların havuzdan nasıl fırladıklarını görebilirsiniz. Dalga havuzun kenarından büyük miktarda su itecek kadar güçlüydü ve yoldan geçenlerin kenardan uzaklaşmasına neden oldu. Dalga operatörünün yanlışlıkla dalga kontrollerini maksimum ayara ayarladığına dair söylentiler dolaşmasına karşın Güney Çin gazeteleri muhtemelen kontrol odasında bir güç sorunu olduğunu bildirdi. Soruşturmanın ilk aşamalarına göre olay tsunami havuzu kontrol odasındaki elektronik ekipmana zarar veren bir elektrik kesintisinden kaynaklandı. Ve bu da tsunami havuzundaki dalgaların çok büyük olmasına ve insanlara zarar vermesine neden oldu. Y40. Bir İtalyan spa kompleksi Guinness Rekorlar Kitabı'nın dünyanın en derin yüzme havuzu ilan ettiği bir havuzun açılışını yaptı. Y40 Deep Joy adlı havuz, şimdi Venedik civarındaki Montegrotto Terme tatil bölgesinde yer alan Hotel Pinlipini Terme'nin en çok turist çeken tesisidir. Bu havuz, iş seyahatine çıkan yorgun insanların iki kulaç atıp odalarına çıkabileceği bir havuz değildir. Deep Joy o kadar büyüktür ki 13 katlı bir binayı kolayca içine alabilir. Derinliği 42 metreye ulaşır. Silindir şekilli havuz 32 santigrat dereceye kadar ısıtılır ve bu sıcaklığı korumak için muazzam miktarda enerji gerektirir. Havuzun temel amacı kapalı tüplü dalıştır. Spa'nın konukları büyük yüzme havuzunun çeşitli seviyelerinde bulunan çeşitli mağaraları ziyaret edebilir. Ölüm Havuzu. Seyahat rehberleri Kipu şelalelerini gizli kalmış ve olağanüstü bir yüzme deliği olarak adlandırıyor. Güzel olduğu yadsınamaz ancak doğal havuzdaki şelalenin bu çekiciliği ölümcül tarafını gizler. Son 5 yılda Kipu şelalesinde 5 ziyaretçi boğulunca buraya ölüm havuzu lakabı takıldı. Hayatını kaybeden yüzücülerin çoğu şelalenin tepesinden yaklaşık 6 metre aşağıdaki mavi yeşil su havuzuna atladılar. Daha sonra kıyıya yüzmeye çalışırken boğularak can verdiler. Kimileri ise göğüs yaralanmaları, ip yanıkları, kulak zarı delinmesi gibi yaralardan ya da ayak bileklerinin burkulması, kırılması gibi kötü sonuçlardan müzdarip oldu. Genç bir kız sulara atladıktan sonra felç oldu. Hawaii'nin yerlileri dalgalanan gelgitlerin ve mevsimsel değişikliklerin havuzu nasıl etkilediklerini bildiklerinden hayatlarının son yüzüşünü yapıp yapamayacaklarını anlayabiliyor. Bu görüntülerdeki 3 adam havuza girip çıkarken bir izleyici tarafından kameraya yakalandı. Videonun başında 2 adam yukarıdaki bir kayadan suya girerken diğer arkadaşları onları izliyor. Akrobatik adam kendini kayaların üzerine çektikten sonra arkadaşının da aynı şeyi yapması için dönüp ona bakıyor. Bu noktada havuz hiddetini arttırmaya başlıyor. Su seviyesi aniden keskin bir şekilde düşüyor ve yeniden hızla yükseliyor. Yükselen sular hala suyun içinde olan adamı kayalara fırlatıyor. Neyse ki her 3 kişi de akıntıya karşı yüzmeyi başarıyor ve ölüm havuzunda can vermekten zar zor kurtuluyor. Perili Kraliçe Mary Havuzu.
Bu kadar çeşitli ve ilgi çekici bir geçmişe sahip olan Kraliçe Mary'nin Time dergisi tarafından Amerika'nın en perili 10 yerinden biri olarak listelenmesi şaşırtıcı değil. Buraya musallat olmuş hayaletler arasında geminin makine dairesinde ölen bir mühendis, beyaz giyen bir kadın ve birinci sınıf havuzda dahil olmak üzere geminin her yerinde görülen çeşitli çocuklar var. Birinci sınıf yüzme havuzunda kadının hayaleti sık sık görülürken, Jackie adında küçük bir kızın da buraya musallat olduğuna dair söylentiler var. Son 60 yılda Kraliçe Mary'de en az 49 ölüm bildirdi. Dehşetli savaş senelerini saymıyoruz bile. Böyle bir geçmişin ardından öfkeli ruhların koridorlarda, odalarda dolaşmaya devam etmesi şaşırtıcı değil. Su seviyesinin 15 metre altında yer alan makine dairesinin paranormal aktivitenin kaynağı olduğu söyleniyor. Poseidon macerası filminin çekimlerinde kullanılan 13 numaralı kapı, geçmişte farklı farklı zamanlarda en az 2 adamı ezdi. Kapı en son 1966'da rutin bir su geçirmez kapı tatbikatı sırasında 18 yaşındaki bir mürettebat üyesini ezdi. Mavi tulumlar giymiş ve sakallı genç adam 13 numaralı kapının önünde belirip kayboluyor ve bazen koridorlarda yürürken görülüyor. Bu gemideki turlar sadece gün içinde yapılır. Çünkü güneş battığında Kraliçe Mary'deki ruhlar kendilerini göstermeye başlar.